Murat Yetkin, Yetkin Report. Fidan, Antalya'da Lavrov'la, sonra Washington'da Blinken'la görüşecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la görüşmek üzere haftaya Washington'a gideceği bildiriliyor. Görüşmenin Türkiye-ABD stratejik diyalog mekanizmasının çerçevesinde yapılacağını doğrulayan dışişleri kaynakları, Yetkin Report'un öğrendiği 7-8 Mart tarihlerinin ise henüz kesinleşmediğini, ancak görüşmenin yakında yapılacağını söyledi. Fidan Blinken'la görüşmeye 1 3 Mart tarihlerindeki Antalya Diplomasi Forumu ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Antalya'da görüşmüş olarak gidecek. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin 29 Şubat'ta parlamentoda yaptığı konuşmada ABD ile diyaloğa hazırlıklı olduklarını ancak ABD yönetim çevrelerinin bir yandan stratejik istikrar için görüşmek isterken diğer yandan Rusya'yı yenmekten bahseden bir ikiyüzlülük içinde olduklarını söylemişti. Putin aynı konuşmada NATO ülkelerinin Ukrayna'ya asker gönderebileceğini söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a atfen nükleer çatışma tehlikesi bulunduğunu anlamıyorlar mı demişti. Türkiye, Ukrayna'ya savaşı ardından hem Ukrayna hem de Rusya ile doğrudan teması olan tek NATO üye ülkesi. ABD makamları Putin'in ertelenen gezisi üzerine NATO'nun görüşlerinin doğrudan Rusya'ya aktarılması yararlı olur yorumunda bulunmuştu. Blinken'la hem Ukrayna hem Gazze. Bu FIDA'nın 22 Şubat'ta Rio de Janeiro'daki G20 toplantısı ardından 2 hafta içinde Blinken'la ikinci yüz yüze görüşmesi olacak. Türkiye ile ABD arasında bakanlar düzeyindeki son stratejik mekanizma toplantısı geçen yıl 18 Ocak'ta Washington'da o dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Blinken arasında yapılmıştı. O dönemde öne çıkan konular Türkiye'nin F-16 talebi, İsveç'in NATO üyeliği ve Ukrayna tahıl anlaşması olmuştu. Artık İsveç konusu da, F-16 konusu da gündemde değil. Ancak şu anda Türkiye ile ABD arasında en çok öne çıkan konular Gazze krizi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere 21 Şubat'tan Ankara'ya gelen ABD Senato heyetiyle ayrıca konuşan Filan, Türkiye'nin ABD'den İsrail üzerindeki etkisini kullanarak Gazze'de Filistinlilerin katledilmesini durdurmasını beklediğini söylemişti. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 29 Şubat'ta kongrede İsrail'in Gazze'de 25 binden fazla kadın ve çocuk öldürdüğünü söylemişti. İlişkilerin üzerinden bir yük kalktı. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizindeki tekil konumu da Fidan'ın Blinken'la görüşmesinde masada olacak. Türkiye, ABD'nin Karadeniz'e sahildar olmayan NATO üyelerinden savaş gemisi gönderme isteğine 1936 Montre Antlaşması nedeniyle karşı çıkıyor. Anlaşma delinirse Akdeniz'deki Rusya filosunun da Karadeniz'e geçmesi önünde engel kalmayacak. Ankara'nın Montrö'deki ısrarı savaşın Ukrayna dışına taşmasını engelleyen etkenlerin başında geliyor. F-16 konusunun İsveç'in NATO üyeliği karşılığında çözülmesi, Türkiye-ABD ilişkileri üzerinden bir yükü kaldırmış olsa da ciddi sorunlar hala çözüm bekliyor. Türkiye'nin bir numaralı güvenlik sorunu olan PKK ile mücadele bunların başında geliyor. Suriye'deki PKK varlığına ABD'nin IŞİD'le mücadele gerekçesiyle verdiği destek geliyor. Aynı şekilde Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Fethullah Gülen'in ABD'de yaşayıp faaliyetine devam etmesi de kronikleşen bir sorun. Ancak şu anda her iki başkentte de pozitif gündem eğilimi hakim görünüyor. Bu çerçevede Fidan'ın Blinken'la görüşmesinde ayrıca enerji yatırımları ve ticaretin artırılması konularının da masada olması bekleniyor.